Diyarbakır sebze halinde narencilerin sarartılması için karpit maddesinin uygulandığı odada patlama meydana geldi. Bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Ayrıntıları alacağız. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan karşımızda. Sinan, seni dinleyelim. Hikmet Öztürk, olan yaşandığı yerde işte patlama bu iş yerinde meydana geldi. Çok şiddetli bir patlamaydı. İddiaya göre bu iş yerinde sebzelerin renklendirici gazın uygulandığı korpit odasına bırakıldığı sırada patlama oldu. Maalesef bu patlamada enkazın altında kalan Abdullah Ören hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı ve bu iki kişi şu anda Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor ve şu anda patlamanın olduğu nokta ekranlara geliyor. Patlamadan önce bu araç hemen bu iş yerinin hemen önündeydi ve patlamanın etkisiyle, basıncın etkisiyle de işte bu araç yaklaşık bir 10 metre kadar sürüklendi. Aracın camları kırıldı, araç da hasar gördü. Aynı zamanda çevrede bulunan iş yerleri de var. Şu anda iş yerleri ekrana geliyor. İşte o iş yerlerinin de camları kırıldı, hasar gördü ve şu anda tedbir amaçlı bu iş yerlerinde çalışmanın olmadığını aktaralım. Tabii bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi, polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri burada çalışmaları tamamlandı. Ancak polis ekipleri, güvenlik güçleri burada tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir kez daha kamera arkadaşım göstermesini rica edeceğim. Bakın, patlamanın etkisiyle birlikte kolonlarda çatlak oluştu ve bu iş yerinin içerisinde tabii duvarlar da vardı, örülü duvarlar da vardı. O duvarlar da patlamanın etkisiyle de yıkıldığını aktaralım. Şu anda toplam 5 iş yeri burada zarar gördü ve tedbir amaçlı da kimse bu iş yerlerinin önüne dahi gelemiyor. Polis ekipleri de şu anda burada olduklarını paylaşalım. Güvenlik şeridi çekildi ve bu noktaya kimsenin yaklaşmasına izin vermiyorlar. Dün saatler 21'i gösterdiğinde işte burada yaşandı o şiddetli patlama ve maalesef bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı. İki kişinin tedavisi Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.